Ali. Damarda bir birlik olmaya geldik. Ellere kol kola, omuz omuza. Ellere kol kola, omuz omuza. Özgürlüğün türküsünü dinlemeye geldik. Hepsi de bizim için çok kıymetli. Çok değerli. En iyi tercihi partimiz yapacaktır. Bir görevlendirme yapacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Evet, ben geçen basın açıklamamızda da söyledim. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı bugünden bellidir. Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinden gelen halkçı, katılımcı belediyecilik anlayışına sahip, sosyal demokrat belediyecilik anlayışına sahip ve Cumhuriyet Halk Partisi kültürüyle yoğrulmuş. Çok değerli, birbirinden değerli başvuru yapan arkadaşlarımızdan biri Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olacaktır. Ben bu düşüncelerle Sayın İstemir Antalay'ın eski bakanımız, geçmiş dönem bakanımız İstemir Antalay'ın başvurusunu alıyorum. Alanda çok görkemli bir katılımla Mersin'in bütün paydaşlarının, Mersin'de yaşayan ve Mersin sevdalısı olan bütün paydaşların katılımıyla çok güzel, görkemli bir aday adaylığı açıklaması yapmıştır. O günden bugüne gelişen süreçte genel merkezimizin verdiği takvim çerçevesinde 12 Ekim tarihine kadar ve görevli ve yönetimlerde görevli arkadaşlarımızın istifa ederek başvurusu 19'una kadar da diğer aday adaylarının başvurusu alınacak şekilde açıklanmış olan takvime uygun olarak bugün sizlerin huzurunda değerli il başkanımıza ben aday adayı olarak başvurumu yapmış bulunuyorum. Bundan büyük bir onur duyuyorum. Birinci ve önemli hedef. Ama iş burada bitmiyor. Bundan sonrası, ikinci aşaması, bütün toplumun kesitlerini, paydaşlarını bir araya toplayarak, onlara güven vererek, onlar adına şehir emini olarak, güvenilir bir yönetici olarak görev yapmak konusunda alanlara çıkmak ve vatandaşın oyunu isteme süreci başlıyor. Bu süreç elbette çok önemli. Yani bizim burada parti olarak yaklaşımımız bir yere aday olalım anlayışı içerisinde değil. Çünkü bu bir ilk adım. Adaylıktan sonra kazanmak, ama ondan sonrası bence çok çok daha önemli bir süreç. Vatandaş gibi kazandıktan sonra da verilen sözlere dayalı olarak toplumun önünde verdiğin her türlü mesajı yerine getirecek şekilde 5 yıl süreyle bu kenti idare etmek. İdare etmek derken şöyle idare etmek değil. Bu kent gerçekten etrafındaki illere baktığımız zaman çok geri kalmış.
çok hizmete ihtiyacı var. İnsanların umudu var, beklentileri var. Bu beklentilere cevap verilmeyecek şekilde kazanılmış bir Mersin, 3 ay, 5 ay içerisinde keşke kazanmasaydık diyeceğimiz bir noktaya gelebilir. Bu kadar açık konuşalım. Mersin Belediyesi şu anda bir iğneli fıçı. Kimse o koltuğa oturduğu zaman her şey güllük gülistanlık diye beklemesin. 5 yıllık bir süreçte ne oldu, ne bitti, neler yapıldı bilmiyoruz. Ama çok farklı, çok bizi memnun eden, Mersin'e çok büyük katkı sağlayan bir yönetim bence gerçekleşmediği için biz bugün bu sürece başlamış ve kazanmak için mücadele ediyoruz. Ama şunu da söylemek istiyorum. Kim bir tuğlayı diğer bir tuğla üzerine koyduysa ona teşekkür borcumuz var. Ama her şeyin daha iyi, daha güzel yapılabileceği bir yönetim anlayışında biz gerçekten dikkate almak zorundayız. Sizin için belediye oradaki yapılanmayla ilgili olarak şunu ifade etmek istiyorum ki adaylığımızın açıklandığı anda vereceğimiz mesaj şudur. Belediye yönetimi, doğrudan doğruya belediye yönetimine 5 yıllık süreç içerisinde yapılan fazla ödemeler varsa bunları tahsil edin. Yapılan bazı gereksiz işler varsa bunları durdurun. Veya tahsil etmeniz gerekip de edemediğiniz miktarlar varsa bunları toplayın. Elinizde toplumsal anlamda hizmet vereceğimiz, insanlara aş, ekmek verecek, tarım kesimine yeni atılımlar sağlayacak hazırlanmış projeleriniz varsa bunları önünüzde tutun ve geldiğimiz zaman bunlar üzerinde konuşacağımız şekilde bir briefingi bugünden başlatın. Bunu niye söylüyoruz, niye söyleyeceğiz? Zaman çok önemli arkadaşlar. Biz oraya oturup da şu nasıl oldu, bu nasıl olacak demek yerine biz derhal bu çalışmaları başlatacak bir altyapıyı önümüze getirmeleri konusunda adaylığımızın açıklaması anında kişilerin bunu anlatıp kendisini bu siyasi talimatı dışarıdan bir olarak topluma sunması ve bunun yapılmasını orada işlerin ikinci olarak Mersin'in otopark sorunu var. Mersin'in ulaşım sorunu var. Tarım kesimine yönelik bazı yapılması gereken projeler var. Gene bunları Ankara'da çok yakından tanıdığımız, bildiğimiz güvenilir proje gruplarıyla anında ve yerinde altyapı hizmetleri açısından nerede ne yapılması gerekiyorsa orada katılımımız içerisinde, halkın arasında bunları konuşup bu süreci sadece vatandaştan oy istemek için değil, o makama oturduğumuzda düğmeye basıp nelerin yapılması gerektiğini paylaşacak ve kararlaştıracak şekilde değerlendireceğiz. Ben bakan olduğum zaman 97 yılında bir azınlık hükümeti olarak iktidara geldik. Azınlık hükümeti demek her an mecliste bir karar alınarak düşürülecek bir hükümet demektir. Orada arkadaşlarıma şunu söyledim. Oturduğumuz andan itibaren her anı değerlendirecek şekilde ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Biz buraya oturmak koltuk sevdası için değil, hizmet için geliyorsak bu zamanı iyi kullanmamız gerekir. Zaten yönetim demek zaman kullanma olayıdır. Eğer bu zaman kullanımını başarılı bir şekilde yapamazsak, bakın 2014,
2019. 5 yıl uçtu gitti. Ama bu giden zaman birçoğumuz için kayıp zaman. Bilgi kirliliği içerisinde birbirimizi bu şekilde yıpratacak, birbirimizin ayağına çelme takacak şekilde bir anlayışla şu önümüzdeki bir ayı falan geçirdiğimiz takdirde biz şu anda vitrindeyiz. Bizi vitrinde seyreden de Mersin halkı ve basını. Kim yanlış yapıyorsa, kim hatalı davranıyorsa sadece kendisi için değil, bu parti ve Mersin için ve ilerideki kendi siyaseti için de yanlış yapıyor demektir. O nedenle bizim önümüzdeki dönemi sakin ve sabırlı bir şekilde geçirmemiz. Ve bu sabırlı dönemde birbirimizle kucaklaşarak, birbirimize çelme takarak değil, birbirimize nasıl destek vereceğimizi düşünerek, kararlaştırarak geçirmemiz gerekiyor. Ben buna hazırım. Ben bugüne kadarki siyasetimde hiçbir arkadaşımın aleyhinde veya arkasında şöyledir, böyledir diye bir cümle kullanmadım. Bundan sonra da kullanmayacağım. Zaten bu bana yakışmaz. Öyle bir yaklaşım. Ama şuna hazırım. Aday olduğumuz zaman inşallah bütün arkadaşlarımıza kol kola ve hepsinin bütünlük içerisinde siyaset yapmasını sağlayacak bir ortamı yaratmak konusunda hepinizin önünde buna söz veriyorum. Herkesin kabul edebileceği anlayış içerisinde bir altyapıyı oluşturup ve belediyecilik anlayışını bunun üzerinde yürüten bir tabanı, temeli oluşturduktan sonra burayı sahiplerine, burada yaşayan insanlara, buranın genç insanlarına, buranın nitelikli insanlarına inşallah bir çalışma döneminin sonunda bırakarak onların başarısı için her zaman sonuna kadar görev yapacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah ileriki aşamada da aşama aşama bu beraberlikleri